19 hastane, onunun kapısına kilit vuruldu ama Turhan Bey'in ifadesiyle bugün Rehab Hastanesi'nde halen hastalar var. Belki nakil bekliyorlar. Belki arayış içerisindeler. Bilmiyoruz şimdilik ama faaliyetleri durdurulacak. Kapatıldı. Şimdi bu 19 hastaneden onu kapatıldı ama 12 çocuğun hayatta olmadığı kesin. Ya bildiğimiz en azından bu. Sakat kalan çocuklarımız da var maalesef. Ve Turhan Bey aynı zamanda siyasi kimliğinin yanında da bir doktor olduğu için 12 bebeğin neden hayatını kaybettiğine dair bulguları da biz neden aslında bunlar cinayettir sorusuna yanıt arayarak devam edelim istiyorum. Şimdi ilk bebeğimiz Melek Süleymanoğlu beslenme eksikliği ve geç müdahale diyor. Burada aslında bunun taammüden bir cinayet olduğunu düşünmemizi gerektirecek ne gibi tıbbi müdahalelerde yetersizlik veya geç kalınmışlık var Sayın Çocuk? Hemen özetleyeyim. James Bond da beni iyi dinlesin. Yani Sağlık Bakanı James Bond da beni çok iyi dinlesin. Hani diyordu ya çok gizli takip yapıyoruz diye. Beni iyi dinlesin. Şimdi bu raporu yazan, yani bu hastanelerde çocukların ölümüyle ilgili raporu yazan Sağlık Bakanlığı yetkilileri. Ve çok önceden yazmışlar bu raporu. Şimdi soruyorum kendisine, bizi izliyorsa, izlemiyorsa YouTube'dan daha sonra izlesin. Bu rapor yazıldıktan sonra, demek ki böyle bir kapasiten var. Hastaneleri denetleyebiliyorsun. Bu çocuklarla ilgili veya hastalarla ilgili dosyaları inceleyerek nelerin olduğunu ortaya çıkartabiliyorsun. Birincisi zaten denetimi yapmamışsın zamanında. Bu çok vahim bir olay. Yani hastaları, Türk milletini riske etmişsin. Bu çok vahim bir olay. İkincisi bu rapor yazıldıktan sonra hiçbir işlem yapmamış Salih Bey. Burası çok önemli. Ben meclise soru önergesi veriyorum. Umurunda değil. Hadi beni ciddiye almadın diyelim. O bir skandal da beni ciddiye almadın diyelim. Kendi raporunu ciddiye almamış. Bakın bu hastanelerde insanlar, bebekler ölüyor. Hatta öldürülüyor. Sağlık Bakanı onunla ilgili hiçbir önlem almamış. Yani dönüp de hastanelere bir yaptırım uygulamamış. Bu da aslında son derece vahimdir ve böyle bir adamın bu ülkede bir saat dahi Sağlık Bakanlığı yapmaması lazım. Özetle kısaca anlatacağım. Tamam, bakın. Lütfen. Melek Süleymanoğlu, beslenme eksikliği ve geç müdahale. Çok açık bir ihmal var. Çocuğu aç bırakmışlar. Doyurmamışlar. Aç bırakmışlar. Sütünü vermemiş, serumunu neyse vermemiş. Kasıtlı bir şekilde aç bırakmış ve yapılması gereken tıbbi müdahaleleri yapmamışlar. Bunu da neye göre söylüyor? Açıyor dosyayı. Çocuğun bulguları var. Nedir bulguları? Şu bulguları. Buna göre yapılması gereken tedaviler var. Yapmamış adam onu. Hocam soru o zaman burada şu. Yani bunu neden yapmıyor? Bundan ne yararı var? Hani çocuğu bu yeni doğan ünitesine alıp yoğun bakıma alıp oradan bir fayda sağlıyorlar. Neden? Çünkü SGK'dan para alıyorlar bu sayede. Şimdi çok vahim bir şey söyleyeceğim. Evet, buradan beklentileri ne? Süreyi uzun. Bundan muratları ne? Bravo. Ekonomist olduğu için gayet evet. Güzel bir değerlendirme tamam, yaptı. Çok vahim bir şey var burada. Bunu söylerken vicdanım sızlıyor, içim parçalanıyor, yüreğim acıyor. Bir doktor ve bir siyasetçi olarak yüreğim acıyor. Çocuklar can çekişe çekişe ölsünler ve süre uzasın diye. Bunu tedavi etse bir haftada çıkacak. Kendi haline bıraktığında bir ayda çıkıyor. Umurunda değil, ölmüş ölmemiş ve çocuğu aç bırakarak ölüme terk ediyor ve o süre içerisinde, tedavisiz bıraktığı süre içerisinde de gün başına 50 bin lira, 100 bin lira ne alıyorsa alıyor. Arkasında yine korkunç bir rant var ve acımadan çocukların ölümüne sebep oluyorlar. Şunun için soruyorum hocam. Yani üyelerinin konuşmalarında Can sorduğun sorunun yanıtı var. Anlıyorum ama yani, şunu bak hala daha şunu tam anlayabilmiş değilim. Şimdi burası zaten yoğun bakım ünitesi. Sadece onların girebildiği bir alan değil mi? Evet. Yani onlar şunu deseler ya bunların biraz daha kalması lazım deseler zaten oradaki insanlar amatör bilgileriyle hayır canım o iyileşti diyecek halleri yok ki. Hani onlar gereken tedaviyi uygular. Daha uzun tutar. Şimdi siz kalması burada bile Can Bey çok haklı olarak vicdani ve insani düşünüyorsunuz. Ama sağlıklı çocuk oynayacak, yatağından kalkacak, sağa sola koşturacak, tutamaz onu orada. Ha. Böyle de bir vahim bir şey var. Yani siz doğan. İnsani bakıyorsunuz ama ben profesyonelce baktığımda bu vahametin başka boyutunu görüyorum. Onun için bu kadar feryat ediyorum. İzleyicilerimiz de beni bağışlasın da. Çünkü yüreğim öfke dolu. Yani manzaranın arkasında neler olduğunu ben bildiğim için söylüyorum. Yani şu açıdan yeni bunları soruyorum hocam. Yeni doğanlar kıpırdayamaz da. Onun gerçi için soruyorsun. Evet, o de, dediğiniz gibi öyle bir durum zaten var da. Hani onun dışında ben şunu merak ediyorum. Şimdi Emrullah Bey geçen günkü yayınımızda, cuma günkü yayınımızda şunu söyledi. Bu çocuklar üzerine deney de yapıldı dedi değil mi? Yani önemli bir iddia var. Bilmiyorum sizin bununla alakalı bilgileriniz var mı da. Yani mevzunun o devleti dolandırmak dışında ve işte bu çocuklar ölürlerse ölsünler düşüncesi dışında başka bir boyutu da var mı?
Yani bunu buradan speküle etmek çok kolay değil. Ama ettikleri bir murat var mı? Bunu merak ediyorum. Ama mümkündür. Fakat bunu bulmanın, tek yolu bu çocukların ve yoğun bakıma alınmış bütün bebeklerin dosyalarını geri dönük olarak bütün detaylarıyla incelemek. Bakın iddiayla söylüyorum. Sağlıklı, ülkesini seven, vicdan sahibi, bilimsel çalışan bir kadro kurulsun. Son 5 yıl içerisinde Türkiye'de yoğun bakıma alınmış bebeklerin bütün dosyaları incelensin. Bir fecaat çıkacak. Bir felaket çıkacak. Bunu yapmıyor. İncelememiş, denetlememiş. Sadece bunları yapmış. Ama o iddia ile ilgili bilgim olmamakla birlikte ihtimaldir diyorum. Ama bunun tek yolu dosyaların tek tek incelenmesi. Peki. Kerem İkincisi, Muhammed Tokluoğlu pasif bırakmış, ölüme terk etmiş. Aynı şey. Aşağı yukarı aynı şey. Ölüme terk etmiş. Kendi halinde hiçbir tedavi yapmamış. Mesela özellikle yurt dışında palyatif hastalar vardır. Yani son demine gelmiş hastalara artık serum verilmez, gıda verilmez. Kendi haline bırakılır. Onu yapmış. Artık ne kadar yaşadı bu yavrucak? Bir gün, beş gün, on gün acı içerisinde susuz, aç, ölümünü beklemiş. Yani böyle bir vahşete, sizin yüreğiniz nasıl dayanır ya? Nasıl dayanır ya? Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum, Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Şu ölüm sebeplerini okuyup bununla ilgili hiçbir işlem yapmayan, hastaneleri kapatmayan, doktorların denetimini yapmayan, doktorlarla ilgili yaptırım yapmayan o James Bond'a sesleniyorum ya. Şunu görüp de senin vicdanın nasıl rahat eder ya? Nasıl rahat eder? Ben doktor olduğum için içim parçalanıyor. Bu çocukların ben yoğun bakımdaki hallerini bilen birisiyim. Yoğun bakım hekimliği yapmış birisiyim ben. Oradaki hallerini bilen birisiyim. Onların acılarının acaba bir milimetresini, sen yüreğinde hissettin mi? Kendi çocuklarında hissettin mi? Nasıl vicdanın rahat ediyor? Utanmadan ekranlara çıkıp da diyorsun ki ben çok gizli bir operasyon yürüttüm. Asıl bunu yapacaksın sen. Gelelim üçüncüye. Bakın bunu bahsetmek bile istemiyorum. Yani hakikaten içim kanayarak söylüyorum bunu. Miray Sena Bahadıroğlu. Ani akciğer kanaması ve yetersiz ventilasyon. Ventilasyon ne demek? Eğer bu yetersiz ventilasyonu yazmamış olsaydı buraya başka türlü bir yorum yapardım. Bu çocuğun boğazına veya ağzına bir maske tutularak veya entübe edilerek onun akciğerlerinin genişlemesi sağlanır. Belli ki çok basmışlar. Ve kanatarak öldürmüşler çocuğu. Bildiğiniz çocuğun ciğerlerini kanatarak öldürmüşler ve ondan sonra yeterince nefes alabilmesi için oksijen vermemişler. Ya böyle bir vahşet olur mu? James Bond'a sesleniyorum. Sen bunu gördüğünde ne hissettin ya Sağlık Bakanı? Ne hissettin bu raporu okuduğunda? Nasıl vicdanın rahat etti senin? Niye bu hastaneyle ilgili bir gerekeni yapmadın? Bunların yılı ne hocam? Tarihleri hemen hemen 2020-2021 pandemi döneminde özellikle biz aileleri de bağladık ya biliyorsun. Ama 2023'e kadar. Ama bağladığımız yani, aileler bunların içinde değil ki. Var bir tanesi var bak nerede Dağlı mıydı? Onu i̇şte o yok. Dağlı, evet. Bebek Asilhan Dağlı. Beslenme yetersizliği ve eksik takip. Dağlı soyadından hatırlıyorum. Ha Asilhan Dağlı. O, evet, o hayatta evet. Değil miydi ben? Hayatta. Serebral palsi hastası hayatta. Olarak hayatta. Yine aynı şekilde yetersiz beslenme aynı tablo. Aç bırakalım. Olabildiğince kalsın yoğun bakımda. Ne yaparsa yapsın. Her kaldığı gün için biz parasını alalım. Devletten parasını alalım. Devleti soyalım. Çocuğu da öldürelim ama süre uzun olsun. Aç bırakmış. Ve takip etmemiş. Yani çocuğun ne nabzına bakmış, ne tansiyonuna bakmış, ne kan testi yapmış, ne diğer satürasyonlarına. Öyle bırakmış bebeği. Bırakmış kendi haline. Hiç orada ölüme terk etmiş. Ha. Ve artık kaç gün yaşadıysa utanmadan, sıkılmadan o çocuk, istemiş. O vicdansız insanlar tarafından buraya terk edilmiş çocuk ölene kadar her Allah'ın günü para almışlar devletten. Aynı şekilde bebek. Sayın Çömez özür dilerim rahatsız ediyorum araya giriyorum ama sadece SGK'dan değil ailelerden de para talep edilmiş. Ona da geleceğim. Yani çünkü bakın şunu da yapıyorlar. Aynı hastanenin ve diğer hastanelerin biraz sonra size ilacı kullanmayalım, stent çetesinden bahsedeceğim. Stent çetesinden bahsedeceğim. Çünkü diyor ki devlet bu ilacı karşılamıyor diyor. Bu ilacı işte alabilmek için bize para vermeniz lazım. Korkunç bir tezgah kurulmuş. Bir taraftan da oradaki hasta sahiplerinden, bebeklerin sahiplerinden para alıyorlar. Daha vahim bir şey söyleyeceğim. Yeni doğan bebeklerin bir kısmında akciğerlerini açan sürfaktan maddesi yetersizdir. Yani akciğerleri açılmaz. Açılmadığı için de rahat nefes almaz. Ne yaparlar? Çocukların nefes borusundan o ilaç verilir. Bu ilacın küçücük bir flakonu 10 bin 20 bin lira civarındadır. Bu çocuklara sürfaktan gerektiği halde o ilaçlar verilmemiş, üzerlerine yazılmış, ilaçlar çocuklara kullanılmamış, çocuklar ızdırap içerisinde boğularak hava almadan, nefes almadan ölmüş. Ve bu çocukların üzerine yazılarak parasını devletten aldıkları ilaçları götürüp başka yerde satmışlar.
Ya bir daha aynı şeyi söyleyeceğim. Sayın Bakan, sen bu çeteyi, bu raporları senin adamların yazdı. Ben vermedim sana. Benim verdiğimi kale almadın. Bu raporları senin adamların, senin doktorların, senin müfettişlerin yazdı. Allah aşkına bu raporu görüp de senin nasıl vicdanı sızlamadı ya? Sen İstanbul İl Sağlık Müdürü'ydün o zaman. Niye vaziyet etmedin? Niye basmadın o hastaneyi? Niye gece arası gitmedin? Niye dosyaları açmadın? Niye yoğun bakıma girmedin? Niye ailelerle konuşmadın? Niye çocuklara kendin bakmadın? Göz göre göre, göz göre göre çocuklar ölürken sen bir bakan olarak nasıl yerinde rahat uyudun da utanmadan şimdi ekranlara çıkarak James Bond'çuluk oynuyorsun bana? Tedavi gecikmesi, aynı şey. Yetersiz müdahale. Turan Bey, bir şey sor. Bir yabancı bebek vardı. Afrikalı bir bebek, öyle anlaşılıyor. Hatta onunla ilgili ayrıntıları okuduğumda şöyle de bir ayrıntıya denk geldim. Yüzü morardı mı anlamadım çünkü rengi siyahi. Fark etmedim bile, ölmüş. Siyahi olduğu için. Ki o Türk vatandaşı olmadığı için SGK'dan para alamadılar sanırım. Almışlar. Nasıl alıyorlar? Alıyorlar. Yani. Türk vatandaşı olmayanlar da alabiliyor mu? Çünkü ben bugün tapelerde şöyle bir şey gördüm. Sadece. Türk mü Suriyeli mi? Eğer Suriyeliyse boş verin. Hani Türk'ten para kazanıyor gibi. Suriyelilerin net olarak söylüyorum. Suriyelilerin tamamının ücretini devlet öyle ödüyor. Mi? Ama öyle bir tartışmasız. Bakın. Ama öyle bir konuşma var hocam. Olabilir. Belki başka bir etnik kaygısı vardır, o tartışmaya girmeyeceğim ama şunu net olarak biliyorum. Türk vatandaşı olarak bizler hastaneye gittiğimizde muayene katkı payı, ilaç katkı payı alınıyor. Suriyelilerden alınmıyor. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Yine aynı şekilde bakın, yoğun bakım yetersizliği ve müdahale eksikliği. Aynen. Yoğun bakımda gerekli tedaviyi yapmamış. Altında yetersiz beslenme ve malnütrisyon diyor. Malnütrisyon, iş o kadar uzamış ki, yani tedavisiz, beslenmesiz o kadar uzatmışlar ki çocuk artık kaşeklik dediğimiz kemikleri çıkmış orada. Aç kalmış, kemikleri çıkmış ve o vaziyete kadar tutmuşlar bunu. Altına gelelim, yanlış resüsitasyon. Bu çok vahim bir şey. Yani böyle kalbi duran, onu tekrar hayata döndürmek için kalp masajı, oksijen ve yapmamış onu ve yanlış yapmış. Korkunç bir şey. Yani onu yapmayı beceremeyen veya yapmayan birisinin bu ülkede hekimlik yapıyor olması, bir hastaneden böyle bir raporun çıkması korkunç bir tablo. Yine eksik cerrahi müdahale, yetersiz beslenme. Yani ameliyat yapmışlar ama ne olduğu belli değil ameliyatın. Doğru mu, yanlış mı, gerekli mi, değil mi? Yine aynı şekilde beslenme yetersizliği, hepsi birbirine Turan benzeyen. Bey, korkunç bir tablodan bir bahsediyoruz. Bir soru soracağım. Buyurunuz. Siz bilirsiniz. Vefat eden bebekler hastanede, yeni doğan bebekler adli tıpa gidiyor mu? Şimdi normal şartlarda, onu da açıklayayım, çok önemli bir soru sordunuz. Bir kere medeni ülkelerde, ben İngiltere'yi iyi bildiğim için söylüyorum, her ölüm tartışması savcıya gider. Hastanedeki ölmüş her ölüm. Yani bir özellikle palyatif veya son anda kanser hastası falan değilse istisnasız her ölüm savcıya gider. Ve savcı onunla ilgili bir ön inceleme yapar. Daha sonra üzerinde soruşturma yapılması gerekip gerekmediğine veya otopsi gerekip gerekmediğine karar verir. Böyle, burada öyle bir düzen yok. Adam oturuyor hastanede, kafasına göre bir ölüm raporu yazıyor. Bazı ölüm raporlarını da gördüm. Korkunç. Ona göre alıp çocuğu götürüyorlar. Yani burada tekrar aynı noktaya döneceğim. Korkunç bir sahipsizlik. Devlet kurumlarının yönetilemediği ve savrulduğu bir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Böyle bir tablonun sadece bir tek vaka, bırakın bu yaşadığımız korkunç travmayı, bir tek vaka medeni bir ülkede olsa o ülke ayağa kalkar. O hastanenin kapısına kilit vurulur. Sağlık Bakanlığı uyuyamaz sabaha kadar. Şu korkunç rezaletin sadece biri olsa. Yani